Taktiker'in yeni bölümüyle karşınızdayız Hikmet Hoca ile birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe son dakika golüyle kazandı yine Başakşehir deplasmanında. Bu maçı konuşacağız birlikte. Taktiker çok güzel bir kulağa hoş geliyor ya. Taktiker. Evet. Sen ilk programlarda çok kullanıyordun hocam. Son dönemde kullanmıyordun. Evet. Ama taktiker güzel bir şey. Taktiker evet. Olmak hele çok daha güzel. Evet. En taktiker hoca kim hocam beğendiğiniz? Bielsa. Evet. Başlayalım mı? Benim hocam Bielsa. Güzel. Başlayalım ilk 11'lerle. Başlayalım. Sürpriz buldum ben hocam. Ben Arda ile İrfan'ı birlikte oynatmaz diye düşünüyordum. Şaşırttı beni. İkisini ama solda başladı oynat. İrfan. Evet. Tabii maçın başında ben de maçtaydım. Evet. Nuri Hoca ile gördük sizi. Evet. Nuri Hoca seviyorum. Nuri Hoca. Taktik anlatıyordunuz bir şeyler. Karşılık. Evet. Nuri Hoca çok bir kere düzgün, karakterli bir arkadaşımız. Yabancı dili var. Bundesliga ve uluslararası arenada boy göstermiş. Teknik adamlığa da genç yaşta başlamış. Geleceği olan ve öğrenme çabası içerisinde çok saygılı, benim de çok takdir ettiğim bir kardeşimiz. Allah yolunu açık etsin. İnşallah kendisini Avrupa'nın büyük takımlarında görür, seyrederiz. Ona da başarılar diliyorum. Maç, evet maçın başında ilk 15-20 dakika oyuncular çok özellikle hücum pozisyondaki İrfan'ı, Valencia'sı, Rossi'si, Arda'sı çok değişken oynadılar. İrfan solda başladı, sağa geçti. Valencia sağ çizgiye geçti. Rossi santrofor gibi oldu. Daha sonra hoca biraz dışarıdan müdahale etti 15 dakikadan sonra. İrfan sağa geldi. Arda forvet gibi oldu. Arda içeri geldi. Yani bu zaman zaman buna 4-2-3-1 de diyebilirsin. Ama bazen çift santrofor gibi oldu. Yani o dörtlü değişkendi. Tabii bence maçın kırılma noktası artık klasik bir cümle oldu. Oraya başka bir şeyler bulmamız lazım futbol adına. Fenerbahçe'nin yediği gol tartışmasız. Yani şampiyonluğa giden veya büyük takımların basit bireysel böyle hata yapmamaları gerekiyor. Bir de karşınızda iyi bir takım olduğunda geri dönüşü çok zor. Yani iki gol atmalısınız. 1-0'dan şimdi evet ben de Fenerbahçe yönetim kurulu vardı bizim de sağ tarafımızda. Önde Fenerbahçeli taraftarlar vardı. Kızıyorlar. Ama zor. 1-0'dan geri dönüş 2-1 yapmak iyi bir takıma karşı oyun anlamında zor. Son dakikalarda olsa 3 puanı aldı Fenerbahçe. Hatırlıyor musun? Galatasaray hep böyle son ilk devreyi hatırlıyor. Evet, sezonun ilk haftaları hep öyleydi, doğru. Doğru mu? Doğru. Düşündüm Gomis ben. Gomis son dakikalarda çok atıyordu. Ümraniyespor, Antalyaspor. Gomis'in böyle son dakika golleri hep 3 puan geliyordu. Şimdi geçen hafta Ankara Gücü maçı da aklıma geldi. Fenerbahçe'de de son dakika golleri gelmeye başladı. Belki oyun taraftarın, spor severlerin istediği gibi değil ama skor ve 3 puana baktığın zaman lehte olan bir durum. Evet, böyle bir maça başladık. Şimdi pozisyonlarla tabii, başlayalım. Maçın içerisinde pozisyonlar aslında İrfan'ın sol ayağı iyi. İrfan üzerine çok konuştuk Fenerbahçe'de. Fenerbahçe iyi giderken çok konuştuk. Topsuz oyunu yapması daha çok lazım. Toplan dripling yapması lazım. Önü boş niye dripling yapmıyor? Bu kilit pasları, ekstra pasları yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Ama tüm bunları gerçekleştirebilmek için ekstra çalışmak gerekiyor. Antrenman sonu. Teknik direktörün yaptırdığı çalışmalar yeterli değil. Bireysel gelişim istiyorsa oyuncular, teknik direktör ve ekibi ne yapıyor? Takım antrenmanı yapıyor. Takım antrenmanı içerisinde zaman zaman oyuncuları gruplara veya bireysel alıp özel çalışmaları, yardımcıları bazen kendisi de yaptırabilir. Ama işin en önemli noktası oyuncuların antrenman sonu, antrenman önü bireysel çalışmaları. İşte Alex'in frikikte şutlarda attığı gibi diyoruz. Yani. Sen anlatmıştın işte evet. Frikik atmaya gelince. Mehmet Topuz'un olayından bahsettin. Sen bir dur bakayım. Evet. Önce git antrenmanda. Çalış, önce çalış sonra. Sonra gel topun başına. Yani burada da mesela kilit pası atabilir. Çok güzel bir pozisyon. O koşan Arda mı? Arda kim? Veya Rossi. Rossi veya Arda. Yani oraya bir kim? Çünkü oraya doğru Fenerbahçeli oyuncu yönlenmiş. O kilit pası düşünebilir veya Başakşehirli oyuncuların arkasına topu geçirmesi lazım. Attıralım ne oluyor? Rakibe gelmiş. Yani ben de maçta Arda'ymış olduğum için. Şimdi 10 numara formasını gördük. Evet. Koşuyu gösteren Arda'ymış. Arda. Evet. Arda çok güzel koşular yaptı. Evet. Devre arası çıkardı ama bir şey diyemem. Ben Arda'yı beğeniyoruz biz artık. Özellikle geçen haftaki 45 dakikalık oyunu müthişti. Onun üzerine de bir video çektik Arda'ya. Fenerbahçeli taraftarlar da izlemişler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Olumlu pozitif yansımaları var. Yani bu topu daha iyi atması gerekir. Devam. Şimdi buradaki Galatasaray maçında Arda'yı da örnek vermiştik. Crespo'nun topu kontrol ederken nasıl geçtiğini görüyoruz. Bak adamı ekarte etmiş.
Gördün mü? Burada kalalım. Müthiş. Pozisyona çok iyi gelmiş. Bence burada Crespo'nun biraz daha topu sürmesi gerekiyor. Bir geri alalım. Niye bunu söylüyoruz? Bak, önü boş. Oyunu okuma, hücumda oyunu okuma şu. Şimdi top Crespo'nun ayağında. Rakibi müthiş ekarte edip önünde boş bir alan açmış. Sağ tarafta iki tane Fenerbahçeli oyuncu var. İkisi de aynı yere koşuyor. Onlara zaman tanıması gerekiyor. Birinin içeri doğru, yani merkeze doğru koşusunu beklemesi gerekiyor. Yani iki oyuncu böyle koşuyor. Birine zaman tanıması lazım merkeze gitsin diye. Şimdi attır pası, pozisyonu var. Pası attırınca ne oldu? Valencia dışarıda. Bak şimdi müthiş bir pozisyon değil mi? Ama kime atacak burada pası? Bunu çok işledik son 3-4 hafta Fenerbahçe'de. Doğru. Fenerbahçe önde çoğalamıyor. Oyuncular geç geliyor dedik. Yani burada bir teknik adamdan değil, oyuncuların hücumu okuyup çok çabuk yüksek şiddetli öne doğru koşu yapmaları gerekiyor. Aslında hocam Jorge Jesus'un sisteminde çift forvet var, kanatlar var. Aslında kalabalık hücum etmek için kullanıyor biraz bu sistemi. Bu şeyden olabilir mi? Sezonun ilk haftası, ilk yarısı böyle değildi. Belki yorgunluk, Avrupa'da oynamak, biraz yıpranmışlık var mı sanki? Ben mesela Valencia'da yine maçı çeviren adamlardan biri oldu ama 8-9 haftadır bir yorgunluk, bir düşme görüyorum fiziksel olarak. Şimdi evet, zaman zaman oyuncular yorgun olabilir. Fakat futbol ve antrenman bilimi, sağlık bilimi o kadar, yemek o kadar gelişti ki oyuncuların 48 saatte normale dönme şansları var. Eğer düzgün yaşıyorlarsa, yani masaj olabilirler, sıvının en iyisini alabilirler. Minerali, vitamini de dahil olmak üzere. Masaj oluyor, bunu alıyor. Uykuyu en iyi alabilirler. Esneme, açma, germe, stretching yapabilirler. Kulüplerde 3-4 tane masör, 2-3 tane fizyoterapist var. Doktor var. Yani bir oyuncu 48 saat, 2 gün içerisinde çok rahatlıkla kendini dinlendirebilir. Çok rahat. En azından 60 dakika çok iyi oynayabilir. Burada daha maçın 14. dakikası. Doğru. Buraya yüksek şiddetli koşu atabilirsiniz. Top Valencia'nın ayağında, normalde İrfan da geç kalmış. Mesela oraya yüksek şiddetli koşu lazım. Demin söylediğime geliyor. İrfan'la Valencia burada kalınca top Crespo'nun ayağında. İkisi burada kalınca ne oluyor? Pasta çıkıyor. Zamanı yok. Halbuki biraz topu sürüp o ara İrfan belki içeride olacak. Bak şu pozisyonda İrfan yeşillen gösterdiğim oyuncunun yerinde olacak ve o koşuyu yapacak. Burada işte Crespo'yu niye istedim? Birlikte düşünme, hücumu düşünme. Tabii diğer taraftan da soldaki oyuncular önemli. Şimdi Galatasaray'a örnek veriyoruz. Ne dedik? Galatasaray'ın iki kanadı gidip geliyor dedik. Bekleri de dahil. Bekleriyle birlikte. Şimdi bu maçın devamında bakıyoruz. Sağ tarafın ağrınca sol tarafın gelen yok. Alioski oyuna girmese Fenerbahçe'nin golü gelmezdi, söyleyeyim size. Maç dönmezdi diyorsun. Dönmezdi. Abi. Devam edelim. Bak şimdi pas atacak opsiyon yok arkadaşlar. Bu adamın iyi pas atabilmesi için buralarda yeşilli oyuncu gösterdiğimiz, oralarda oyuncuların sızma yapması, aralara girmesi gerekiyor. Nitekim ne oluyor? Geriye doğru oynuyor. Şimdi geriye oynadığınızda bak 4 tane bir blok var karşınızda değil mi? Halbuki bir geri gelelim. Biz amaç ne burada? Burada amaç defansın arkasına sarkmak. Yani şu Başakşehir defansının arkasına oyuncuların girmesi gerekiyor. Değil mi? Aralara, şu aralara top ayağında olduğunda koşulları yapması gerekiyor. Şimdi kimse yok. Böyle olunca da geri oynuyor. Evet. Burada Arda güzel koşu yapmış. Bunları istiyoruz işte. Evet. Yani Arda'nın koşusu mükemmel. Gene bakın. Önceden Crespo hep buradaydı. Hatırla. Doğru. Çok arkada kalmış. Daha önceki pozisyonlarda örneğin sağdan bir atak geldiğinde diyelim ki Ferdi buraya geldi. Crespo'yu hep burada görüyorduk. Yani burada Crespo buluşuyordu. Gol atıyordu, dribling yapıyordu, şut atıyordu. Şimdi bakıyoruz Arda'nın mükemmel koşusu var. İrfan da iyi pası çıkarmış. Şimdi ön direk koşusu lazım. Arka direkte Valencia hem yani hem arkadan sırt koşusu yapabilir hem de rakibin önünden gelip hani Cenk'in attığı gol var değil mi Fenerbahçe'ye? Sağdan gelen ortaya nasıl, kimin önüne gelmişti? Salah'ın mı? Birinin önüne. Arao'nun önüne. Arao'nun önüne geldi, vurdu. Bu vuruşu vuruş için durabilir. Ama merkezde de bak orta saha merkezinde Crespo yok orada. En dikkatimi çeken olay sol bek kadrajda yok. Bak oraya koydum yeşilli evet. Bir tane. Nerede? Sol bek nerede? Şimdi Galatasaray lider derken ne gösterdik? Sağ beki. Sağ beki ceza sahasının içinde. Ceza sahasının içinde evet. Gösterdik. Evet. Şimdi burada gelecekler. Niye gelmiyorlar? Ya en azından o top mesela orta yüksekten gitti. Valencia'yı da açtı diyelim. Sol bek gelip atak devamlılığı. Evet. Bir orta daha kesebilirsin. Evet. Adam belki orada ikinci direkte Arda topu oraya oynayacak. Onun için gol gecikiyor. İşte son pasları gösteriyoruz. Devam edelim. Nitekim burada bir kaybolan top var. Devam edelim. Fenerbahçe'nin yediği gol öncesine bakalım arkadaşlar. Daha
30. dakika. Devam ettir. Gol öncesi pas yapmış. Sol bek'e pası vermiş. Şimdi sol bek topu aldığında normalde Salah'a pası vermiş. Dön bir kere vücudunu, dön buraya. Bu döndüğü zaman rakibi de bu tarafa çekecek. Siz topu böyle çekerseniz rakip de bu tarafa doğru gelir. Ama sen topu bu tarafa doğru aldın mı rakip buraya kayma yapar. Daha rahat pas atabilirsin veya oyunu hücuma yönlendirebilirsin. Devam ettirelim. Tekrar Salah'a top geliyor. Yani Salah'a hücum olsun diye öne oynuyor. Bir daha ona geliyor. Bak bir daha paralel pas. Bir daha paralel pas. Zorla üzerine çekiyorsun. Yani. Bak sen adam geliyor. Bak ne oldu, adamlar iki kişi geldi şimdi. Prese geldi. Rakibi üstüne çekiyorsun. Rakibi geriye iteceğine, rakibe tehlike yaratacağına, tehlikeyi kendinde yaratmaya çalışıyorsun. Şampiyonluğu oynayan takım Fenerbahçe. Bunu oyunculara söylüyorum. Oyuncu arkadaşlar burada dikkatli olacak. Tabii ki Samet'in de önceki maçlarda buna benzer bireysel kendine aşırı güvenden olan hataları oluyordu. Şimdi şurada pozisyona bakalım. Devam ettir. Geriye dönüyor. Çünkü hep paralel oynamaya alışmış. Sol ayakla dönüyor bir de. Sol ayağı da daha şimdi zayıf. Topu bıraktığı yere bak şimdi. Topu bıraktığı yerle kalecinin durduğu yere bakalım arkadaşlar. Şimdi kaleci bu topu alamaz. Bir de ben maçtayım. Top o kadar geri pası o kadar yumuşak geldi ki geri pası şurada kaldı. Yani geri pası şöyle gelse kabul. O zaman kaleciye niye çıkıp almadın deriz. Doğru. Şimdi top burada kalınca kaleci çıkayım mı çıkmayayım mı? Yani çıksa daha iyi yetişemez. Bak çıkmaya kalkmış. Devam edelim. Bak yakalanmış. Çalım yedi öyle olunca. Normal. Birebir evet. Bu. Devam edelim. Birebir. Çok net bir pozisyon yani. Penaltıdan daha net bir pozisyon. Ceza sahasının dışına çıkmak zorunda kalmış. Çalım yerine şut atsa, elle çıkarsa belki kırmızı kart da görebilir. Yani öyle bir şey durumda ama ki. Ama işte kırmızı kart. Başakşehir kırmızı kartı gördü. Maç orada döndü. Evet. 10 kişi kaldı. Maç döndü. Devam ettirelim. Şimdi burada da Fenerbahçe'nin direkten dönen topta gene Samet var. Samet aslında kafalara iyi vuran bir oyuncu. Bak bu top direkten dönüyor. Şimdi Samet vuruyor burada. Gerçi Salah ile birbirlerine girmiş. Evet. Yani belki daha iyi. İçeri doldursa içerideki oyuncu Pedro sanırım. Pedro o boyuyla, o fiziğiyle gol pozisyonu, golü yapabilir veya gol vuruşu. Kalecinin de arkası dönük. Bak kaleci de arkası dönük. Pozisyonu hazır değil. O topu içeri kesebilseler burada iyi bir sonuç çıkabilirdi. Şimdi İrfan'dan bahsettik. Önünde boş bir alan var. Dripling yapsa tehlikeli olacak. Soldan gelen de kim o? Alioski mi? Evet. Bak Alioski de geliyor, görüyor musun? Dribbling yapıp hemen sola Alioski'ye akıtıp devam edebilirdi. Osterwold'de hiç yok. 45 dakika oyunda yok söyleyeyim. Hiç. Şaşırıyorum yani. Şimdi Alioski, biz dışarıdan bakıyoruz, bu hocanın kritiği değil. Oyuna girdi, ondan daha iyiyim ben diyor. Geçenki maçta öyle. Burada hücuma da geliyor. Şurada İrfan sür. Bak ama top da nereye gidiyor? Hadi pas atmayı düşündüm diyecek. Devam ettir. Bak top nerede? Bunu Valencia'nın alması imkansız. Evet. Şimdi burada güzel bir pozisyon var. Güzel. Bunlar 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe atakları arttı çok. 10 kişiden sonra tek kale oynadı Fenerbahçe. Çok net. Tek kale oynadı. Devam ettirelim. Mesela burada gene İrfan. Topa hep ilk dokunuş diyoruz. Şimdi İrfan topla buluştuğunda yani topu dışarı aldı. Dışarı aldığı için şutu böyle atıyor. Yan ağlara vuruyor. Halbuki biraz içeri alsa. Bak şimdi devam ettirelim. Devam etsin pozisyon. Bak nereye gitti pozisyon. Ha burada neyi yapabilir? İçeri bir kesse %100 gol pozisyonu. Yine Pedro tamamlayabilir. %100 gol pozisyonu. Veya oraya vuracak. Bak. Veya oraya vuracak. Vuracağı yerler belli. Bir geri alalım. Şimdi buradan direkt kaleye gitmeyi düşünmüyor. Bak. Direkt kaleye gitse, direkt o köşe var ya, evet. Altı pas köşesi var ya, evet. O köşeye doğru gitse aldı at veya kendisi daha iyi bir düzgün vuruş yapabilir. Ama dışarı gidiyor, devam edelim. Bak şimdi buraya gittiğinde artık iş vuruş tekniğine kalıyor. Yani Mertens'te gösterdik ya, topa nasıl ayağın üstüyle topun sol dışına vuruyor. Burada da kesebilir, skoru burada yakalayabilirdi Fenerbahçe. Bak nereye vurmuş, görüyor musun? Evet, çok kötü vurmuştu. Bak. Şimdi İrfan bunları seyretmesi lazım. Gelişim istiyorsa bunları seyredecek. Ben İrfan üzerine çok konuştum. İrfan yani geçen sene de konuştum. Başakşehir'ken orada oynarken de valla benim oyuncum olsaydı İrfan ya çok büyük inanılmaz mesafe kat etmesi gerekirdi. Yoksa yani. Ya da oynatmazdım diyorsun. Oynatırdım. Oynatırdım ama o mesafeyi ona %100 kat ettirirdim. %100 yolu yok. Peşini bırakmazdım. Yetenekli oyuncuları bazen onlara bazen cereyan vereceksin. Yani işin komik tarafı böyle biraz şey yapacaksın. Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar Türkçe konuştuğun zaman biraz çünkü oyuncu güzel oynamak ister. Gelişimini ister. Siz zaten oyuncuyu geliştirdiğinizde, oyuncu geliştiğinde onu fark etti mi size saygısı çoğalacaktır. Evet bak Alioski'yi görüyor musun? Evet. Bak nereye pas çıkarıyor. Orada rakip de var. 23 numaralı Başakşehir. Deniz gelmeye çalışıyor. Deniz gelmeye çalışıyor ama
pasın kalitesi, pasın şiddeti ve boş alana yapılan, Mert Hakan doğruya koşuyu göstermiş, attır. Evet, burada iyi bir vuruş yapabilirdi. Rakipten dönüyor. Ali Özkin'in hem sol ayağı iyi hem oyun görüşü iyi hocam. Çok müthiş. Yani Ali Özkin... Zaten Premier Lig'de oynayan bir oyuncuydu yani. Ben şaşırıyorum yani, bilemiyorum. Yani biz hocalar biraz inatçı mıyız bilmiyoruz. Yani ben inatçı değilim de yani, bilemiyorum. Evet, burada da Emre Mor kendine çok kızdı. Yani bu da güzel bir pozisyon. Sol ayağından ters bir orta. Yani içeride de 3 tane, 4 tane Fenerbahçeli oyuncu var. 4'e 3 içerisi. 4'e 3 hatta, evet. Yani çok büyük avantaj. Büyük avantaj. İçerisi 4'e 3. Yani bu pozisyon çok iyi bir pozisyon. Devam. Zaten top gidiyor ya. Devam edelim. Bak. Emre Mor çok kendi kendine çok sinirlendi. Geldik gol pozisyonuna, değil mi? Evet. Ben Valencia'nın çok yorgun olduğunu falan zannediyordum. Son 10 dakikada bir kastı kendini hocam. İşte rakip bu karambolde falan. Bu pası da veren, evet. Alioski. İlk pası Alioski'den geldi. Evet, devam edelim. Yani burada da Serdar'ın da katkısı var. Bak, evet. Serdar orayı nasıl karıştırdı, gördün mü? Evet. Çünkü orada bir uzun boylu adam durunca iki stoper odaklanma noktası Serdar oldu. O odaklanma noktasında Pedro da Valencia da pozisyonlara girmeye başladı. Ve top istedi mi gol oluyor ya. Baksana şu pozisyon, yani Serdar'dan Pedro'nun ayağına gelmesi, kalecinin önde kalması. Bu da ikinci gol. Yani şutu atıyor. Muhammed kurtarıyor iki şutu. Bak, şutu atıyor. Burada önemli olan ne biliyor musun? Pedro'nun ikinci hareketi. Bak, şutu atan Pedro. Devam et. Oradan ikinci aksiyona tekrar gidiyor. Tekrar vuruyor. Top iğne deliğinden geçiyor. İğne. Evet. Bacak aradan geçiyor top. Yani Pedro'ya hep durdu diyorduk. Durdu vurdu. Bak, nereden geçiyor top, görüyor musun? Bak, yani şutu atıyor. Top dönüyor. Geçen programımızda ne işledik? Dönen top. Kaleciyi koyduk değil mi? Dönen topları işledik. Evet. Bak, dönen topun önemli. Bak, işledikleri 2 gün önce Galatasaray maçında işledik. Ondan önce gene Fenerbahçe maçında işledik. Birisi şut atıyorsa, kaleye şut atıyorsa kaleciden dönen toplara oyuncuların gitmesi gerekir. Şu topa gitmese gol olmaz. Şut attım der, durdun. Bak, iğne deliğinden geçti. Sol bacağına Muhammed'in çarpıp içeriye hafif girmiş. Hafif oraya, iç tarafına çarpıyor. Evet. Hafif. Çarpmasa belki paralel de gidebilir Abutalı. Hoca bak, hoca maratona başladı koşmaya. Hoca çok sevindi. İnanılmaz sevindi. Takım da sevindi ama hoca adına ben de sevindim bir meslektaş olarak. Evet, kaleci ne yapsın, bu golden sonra su içip oksijen alıyor. Öyle. Yani 1-0'dan bir anda 2-1'e dönüyor maç. Sen Bursa Spor'dayken yoktu değil mi hocam Muhammed? Var mıydı? Muhammed'le herhalde şeyi... yaşı küçüktür o zaman. Yok ya, bunları şeye, A takıma alan benim ya. Öyle Okan mi? Da Okan. Okan'la Okan Koçuk Muhammed. Ne diyorsun sen? A takıma ben aldım bunları. Ne yapsın çocuk ya? Yani şanssızdı. Bir tanesini kurtarıyor. Dönen top vurdu. Evet. Yakın bir mesafe. Bu da tabii maçtan sonra, golden sonraki inanılmaz bir sevinç vardı. Evet. Bundan bitirelim işte. Hocam, programımız çok iyi izleniyor. Ağzınıza sağlık. Çok da yorum geliyor. Eğer arzu ederseniz bu yorumlardan bazılarını önümüzdeki hafta cevaplayalım. Yapalım, evet. Biz de şöyle, biz taraftarlarımız diyelim. Bizi izleyenler bizim taraftarlarımız. Doğru. Bizi destekliyorlar. Onların zaman zaman sorularını cevaplamak memnuniyetle, sorsunlar, biz de cevaplayalım. Teşekkürler hocam. O zaman haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Diyorum.